Merhabalar arkadaşlar, bugün sizinle beraber 2021 yılının ajandasını tasarlayacağız. 2020 yılı hepimiz için kötü geçti. Gerek depremlerinden gerek COVID-19 sebebiyle. Ama 2021 yılını yine de tüm coşkumuzla, tüm umudumuzla karşılıyoruz. 2021 yılı umarım sağlıklı, her şeyi doya doya yapabildiğimiz, her zaman huzurlu olabileceğimiz bir yıl olur. Da ben ilk sayfamı oluşturmaya başladım bile. İlk sayfamı bir anahtar sayfası olarak düşündüm. Buraya eski görünümlü bir anahtar çizdim. Yanlarına çerçeve görünüm oluşturması için birkaç tane çizgi çizip sonra içine yapılacaklar tamamlandı gibi ikonlar yerleştirdim. Anahtar sayfamın karşısına 2020 yazısını rakamlarla yazıp renklendirdim. Bu aralığın içine de başarı her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır sözünü yazdım. Bence çok motive edici bir söz oldu. Diğer sayfamız tabii ki de takvim sayfası. Takvim sayfasına hem önemli günleri not alabileceğim hem de altını çizebileceğim bir yer olmasını istedim. Bunun için ayların küçük bir takvimini yaptım ve orada hem not alabilecektim hem de altını çizebilecektim. Ama sonra yazdıktan sonra o her yer simsiyah görüntüsü verdiği için buraları birazcık daha renklendirmek istedim. Sarı ve mor rengini kullandım. Altına da sarı renkli kağıdım ile yapıştırıp onun üzerine de takvim yazısı yazdım. Üzeri de 2021 yılına ait olduğu için 2021 yazısı yazdım. Arka sayfaya da aynı şekilde sadece renk teması açık mavi ve turuncu renklerini kullandım. Turuncu fon kağıdımı oraya göre yırttım ve bu turuncu rengi bana çok boğuk geldiği için oraya da birazcık buz mavi rengi kattım. Bence ikisi birleşince muhteşem bir tema ortaya çıktı. Oranın üzerine de 2021 yazdım. Kenarları bana biraz boş geldiği için oraya renkli renkli noktalar koydum. Sonraki sayfamız ise hedefler sayfası. Hedefler deyince aklıma benim okullar böyle bir hedef tahtası falan geldiği için ben de oraya hem okullar hem de bir hedef tahtası çizdim. Bence temamla birazcık daha uyumlu oldu. Hem de çok güzel bir görüntü ortaya çıktığını düşünüyorum. Buraya da yılda kaç kitap okuyacağımı veya kaç filmi izleyeceğimi, kaç tane soru çözeceğim gibisinden hedeflerimi yazacağım. Sadece kitapla değil, mesela almak istediğim başka bir şey de olabilir. Buraya o tarz şeyleri yazacağım. Ve 2021 yılının sonunda hangilerini gerçekleştirdiğimi göreceğiz.
Yeni sayfam için öncelikle A4 kağıdından bir zarf oluşturuyorum. Hazırlamış olduğum zarfı pirit yardımıyla sayfama yapıştırıyorum. Daha sonra 31 Aralık 2021'de açacağım, okuyacağım, hatta bazen yazılar yazacağım mektubu da zarfımın içine yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine 31 Aralık 2021 yılında açılmak üzere diye bir yazı yazıyorum. Sayfamız kitap sayfası, yani kitap listesi. O yıl okuduğum tüm kitapları buraya not almayı planlıyorum. Ve ben okuduğum kitapların bitiş tarihini, işte puanlamasını ya da yazarını yazmak istediğim için böyle bir çizelge oluşturdum aslında. Üste de sanki açılmış bir kitap görünümü verdim. Sayfamıza geldik. Bu sayfamızda en iyiler sayfası, yani 2021 yılında izlediğim ve beğendiğim filmleri yazacağım bir sayfa. Ben bu sayfayı aslında bir film makinesinden çıkan ışınlarla efektini vermeye çalıştım. Daha sonra burada da film şeritleri var. Bu film şeritlerine de izlediğim ve beğendiğim filmleri yazacağım. Kutucukları 12 tane yaptım. Her ayın bir kutusu var şeklinde düşünebiliriz. Her ay izlediğim ve beğendiğim filmleri o kutucuklara yazmaya çalışacağım. Artık ajandamızın sonuna geldik. Burada anahtar sayfasını ve ilk giriş sayfasını görüyorsunuz. Ben 2021 yılımın çok renkli geçmesini istediğim için açıkçası her sayfayı renkli tutmaya çalıştım. Her sayfa benim için çok özel oldu. Burada da takvim sayfasını görüyorsunuz. İlk 6 ayı buraya yazdım. Diğer son 6 ayı da bu ikinci sayfaya yazmaya çalıştım. Diğer sayfamız hedefler ve 31 Aralık'taki kendime bir mektuptu. Hedeflerde 100 kitap okuyacağım gibisinden hedefler yazabilirsiniz. Diğer sayfalarımız okuma listesi ve en iyiler, yani en iyi filmler diye bir sayfa oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Herkesin 2021 yılı mutlu ve huzurlu geçer. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.